Art arda gelen zamlar hem esnafı hem de vatandaşları kötü etkiledi. Şanlıurfa'daki esnaflar zamlardan sonra işlerinde durgunluğun olduğunu ifade etti. Son dönemlerde artan zamlar hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Devam kalalım. Şanlıurfa'daki esnaflar gıda, yakıt ve temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan artışların işlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade ediyor. Mazottan dolayı kimse dışarı çıkmıyor. Artık herkes arabalarını satıp motor alıyor. Bu bir... Esnaflar zamlardan dolayı vatandaşların alım gücünün azaldığını, bundan dolayı işlerinde gözle görülür bir durgunluğun başladığını belirtti. Belli. Herkese bilinen bir şey. Mazot bizim belimizi kırdı. İkinci bir husus, dolar artık demiyoruz ha. Doların bu kadar seviyeye yükselmesi artık. Esnaflar durgunluk nedeniyle yetkililerden esnafları desteklemelerini istedi. Özellikle mazot. Bu mazota bir el atmaları lazım. Ya bunun üzerindeki vergiyi alacaklar, vergiyi düşürecekler. Piyasa bu şekilde düzelir. Yoksa bu şekilde daha da kötüye gidecek. Peki işlerinizde bir hareketlilik var mı? Hareketlilik zaten Urfa sıcak. Sıcak bir memleket. 50 derecede kim dışarı çıksın? Mustafa Bey, işlerinizdeki son durum nasıl? Güzel. Şükürler olsun. Bir hareketlilik var mı işlerinizde? Normal. Eskisine alsa öyle devam ediyor. Peki hareketlilik varsa bunu neye bağlıyorsunuz? Hareketlilik dediğimiz bir hareketlilik yok yani, normal. Nasıl eskiden seyrediyorsa aynı şekilde seyrediyor. Peki bu neye bağlıyorsunuz? Mesela niye vatandaşa gelip alınıyor? Neden? Her şeyi alıyor, ekmeğimizi çıkarıyoruz. Şükürler olsun, Rabbimize şükür ediyoruz. He. Çünkü şükretmeyen hiçbir zaman için muvaffak olamaz. Daima Allah'a şükretmek lazım. Kol Bey, işlerinizdeki son durum ne? İşlerimiz biraz durgun. Eşya meşyalar bağlı olmuş. İnsanlar mesela alım gücü yok. Ondan dolayı biraz bağlılıktır, durgun. Peki işlerinizde hareketlilik var mı? Siz dediniz durgunluk da. İşte hareketlilik yok, durgun. Her şey bağlı olmuş, durgun. Peki bunun sebebi ne? Niye bu kadar? Bunun sebebi ne ya? Televizyonlarda duyduğumuz kadar enflasyon yüksektir. Enflasyona dayanarak, dolara dayanarak bunlar da fiyatlar yükseleni. Onun için insanlarımız alım gücü olmadığı için işlerde durgun. Başka ne olacak? Soruyorum. Tamam, yer nereden?